Amerika Birleşik Devletleri kritik bir seçim dönemecinde. Oy sayımının tamamlandığı eyaletlere bakıldığında Trump'la Biden arasında oldukça çekişmeli bir seçim olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bir kez daha diyorum çünkü seçim öncesi dönemde oldukça çekişmeliydi. Akıllardaki soruysa şu: Trump kazanırsa ne olacak? Biden kazanırsa ne olacak? İki ihtimalin sonuçlarını hemen anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinin galibi kim olacak? Dünya merakla bu sorunun yanıtını bekliyor. Ankara açısından bir diğer kritik soru da seçim sonucunun Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini nasıl etkileyeceği. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadan çekilerek daha fazla içine döndüğünü söyleyebiliriz. Amerika henüz dünyadaki rolüne ilişkin net bir konsept geliştirmiş değil. Yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni rol haritasını göreceğiz. Biden'ın zaferi Türkiye ile daha fazla sürtüşme anlamına geliyor. Çünkü Biden'ın ekibi Obama dönemindeki aynı algıyla iş başına gelecek. Örneğin Biden'a göre Suriye sorununun nedeni müttefiklerdi. Yani bu bakışla Türkiye'de bir sorundu. Başkan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye'ye 4 defa gelmiş ve yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 defa özür dilemiş bir Biden'dan bahsediyoruz. Obama Biden'ın ilk döneminde Türk-Amerikan ilişkileri altın yılını yaşamıştı. Barack Obama kazandıktan sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden biri Türkiye olmuştu. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerinde "Dostum Obama" diye hitap etmişti. Joe Biden kazandı diyelim, bu durumda Türkiye ile ipler kopacak mı? Bu sorunun cevabı hayır. Daha sıkıntılı bir dönem yaşanabilir ama ipler kopmaz. Eğer Trump kazanırsa Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin daha fazla gelişme potansiyeli söz konusu. Çünkü Donald Trump'ın Türkiye ile çalışma ilişkisi geliştirme eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sürtüşme alanı olsa da aslında Türkiye ile çalışma eğilimi var. Trump'ın kazanması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakların karışacağı, kaybedip kabul etmemesi durumunda da benzer bir senaryonun yaşanacağı tahmin ediliyor. Her iki ihtimalin sonuçları da hem PKK'nın arkasındaki güç odağı, hem Doğu Akdeniz, hem de Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ın gördüğü destek konusunda çok kritik. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yeni dönemle birlikte dünya içinde yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.